Assalomu alaykum muhtaram do'stlar, nafis majlislar ko'rsatuvining aziz muxlislari. Bugun biz alohida bir sana munosabati bilan katta bir suhbatga shaylanib turibmiz. 20-asr o'zbek madaniyatining darg'alaridan biri, qo'shiqchilik san'atida alohida bir hodisa hisoblangan O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Turkmaniston xalq artisti Komiljon Otaniyozov hayoti va ijodi haqida suhbatlashmoqchimiz. Shu kunlarda butun O'rta Osiyo mintaqasining qo'shiqsevar kishilari Komiljon Otaniyozovning 100 yillik tavallud sanasini nishonlayapti. Komiljon Otaniyozovni vafot etganiga 42 yil bo'ldi. Bu ulug' zot dunyoda uzoq yaşamadılar. 58 yıl yine umur geçirdiler. Lekin bana şu 58 yıl devamı da Komiljon Otaniyozovdan nihayette katta bir icadi miras kaldı. Ana şu miras hakkında bugün suhbetleşmekçimiz. Bu mirasın bugünkü kündeki ahamiyeti ne fakat kine tarih bugünkü kündemizge hamkadem zamandaş buluyotken Komiljon Otaniyozov hakkında suhbetleşmekçimiz. Bugün keçe ötken 2-3 günlük izdihamlarda hammamızda fikir hayalimiz Komiljon ustozini fikir hayali bilen bendi. Bu zot yurtke, elge, memleketke şu kadar bir büyük hizmet kılgan ekeller ki bugün minnettar avlat şu zotni tuylarını tantana kılıyaptı. Komiljon Otaniyozovni bunçelik uluğlaşke arzugulik qanday meros bor? Bu merosni bugungi kundagi ahamiyati qanday degan masalalar haqida o'ylab qolasangiz. Komiljon Otaniyozovni fenomeni nima? Bugunimiz uchun bu zotni zamonaviyligi nimalarda ko'rinadi? Biz bu Komiljon akaga muzey eksponati sifatida, shonli bir tarix sifatida murojaat qilamizmi? Yo'q, bugungi kunlarimizga zamondosh bir siymo haqida so'z yuritamiz. Endi Shuhrat aka masalani juda to'g'ri qo'yapsiz, chunki mantiqda yo kattadan kichikka qarab yurish kerak, yo kichikdan kattaga, ya'ni umumiylikdan xususiylikka, yo xususiylikdan umumiylikka qarab. Siz o'sha umumiy timsoli, o'shani fenomeni, fenomen degani bu birdan bir yagona degani, fenomen beo'xshav, benazir, betakror. Mana masalan osmonda chaqmoq chaqdi, bu fenomen. Qachon chaqadi u, qachon bo'ladi, qachon yarqlaydi u xudo biladi. Komiljon akadek ulug' san'atkor qachon tug'iladi, qachon paydo bo'ladi, qachon unga oldin o'tganlarini bilamiz. Lekin uni oldingiligini hech kim aytib bera olmaydi. U 100 ta konservatoriyada o'qigan bilan, palon qilgan bilan u Komiljon Otaniyozov bo'la olmaydi. Bularni o'sha nimaligi eng birinchi o'sha san'atga bo'lgan e'tiqodlarida deb o'ylayman men. E'tiqod, ishonch, so'zsiz shu narsaga ishonish. U kishi bilgan, masalan o'sha soz uchun tug'ilgan, san'at uchun tug'ilgan. Uning kishi masalan hamma aytadi, mana kimni ko'rmang, pulga chopmagan hech qachon. Pul u kishining orqasidan chopgan. Odamlarga pullarni berib, men masalan yana bir narsa aytib ketishim mumkin. Bular 51 yilda Abdusharif Otajonov, Komiljon Otaniyozov, Matniyoz Yusupovlar, bilasizmi, O'zbekiston xalq artisti bo'la turib, Komiljon Otaniyozov muzika bilim yurtiga o'qishga borganlar Toshkentga. Qarang, o'shani sezganda kerakligini. Oldin Abdusharif akani yuborganlar bular. 3 kun konsert qo'yib, Abdusharif akani 3 ta bolasi bor. Oilasi bor. Avo o'qishga ketsa, kim boqadi u bolalarni? Lekin ilm kerak, ilmsiz bo'lmaydi. Yo, shuni endi shuni mablag'ini 3 kun konsert qilib, hamma olgan pullarni ro'molga tuyib, hamma xalqning orasida mana shu xizmatlaringizga rozimisizlar?
abçirip baramız mı şuna sana? Desem ben baramız, razımız, kol kötarıyla, amin deyla, amin, yine abçirip sana ki. Dıp beri var geldiler şu pulunu, karayın. Metezekeler hem öy kulup verip, cay kurup verip, şu Taşkent'te canları da alıp yürüp, özleri terbiyeler, o adamla hazır kılarken bunlar, ne dedi? Üç kellege tört ayaktı. Üç adam, lakin tört ayak. İkitesinin ayakı yok, invalid. Avlanı özü buladı mı? Bakışını, yanına karışını. Bana bu adamilik faziletleri. Adamilik, mesela uluğ sanatkarlarının hiçbiri yaman adam bulmagen. Yaman şair bulmagen. Hatta nazareki şu oranda, bana bu sanat türü de, icraçilik sanatı da, hanandalikte, ustaz şagird degen mesele, uh tamir masalalardan biri. Albatta. Ustoz shogirdlik tufayligina bu anana sekin sekin o'tib, o'sha olgan bilimlari bilan boyib, asta sekin avloddan avlodga o'tib boradi. Mana shu ma'noda Rahmajon, mana siz bevosita shu ustoz shogirdlik maktabida chiniqqan san'atkorsiz. Siz ham 40 yil davomida Komiljon Otaniyozovning ijodiy merosini o'rganib kelasiz. Komiljon Otaniyozovni mana shu ustoz shogirdlik ma'nosidagi faoliyati haqida nimalar deysiz? Ularni ustozlari, ustozlardan olgan saboqlari haqida. Xalqimizda bir gap borki, qush uyasida ko'rganini qilar deydi. Mana shu Komiljon Otaniyozovni o'rganishlarim davomida shu narsaga amin bo'ldimki, avvalo u kishi xat savodni o'zlarini otalaridan, ya'ni Otaniyoz og'undan xat savodlarini çıkarıp ilk saboqlarini shu kishidan olgan otalaridan. Endi musiqa tomonidan qaraydigan bo'lsak, musiqani o'zlarining akalaridan, ya'ni Fozilxondan. Fozilxon o'zlari yaxshi dutor chalib, yaxshi bir xush ovoz bilan ashula aytadigan inson bo'lganlar. Shu akalaridan o'rganib san'atga kirib kelganlar. Undan keyin o'zlariga layık ustozlar, mesela o'sha vaqtlarda hali faaliyet ko'rsatgan ustozlari Shovot tumanida bo'lsin, Xivoga kelib, Xivodan bo'lsin, bola baxshilar, Sherozi atalar, Hojixonlar, ular keyingi ustozlari bo'lsa, ular geçerli ham o'zlarini ustozlari bo'lgan. Masalan, Jumaloq Hofiz edilar, yoki bo'lmasam Matkirim Hofiz, Abdikarim aka degan ustozlari bo'lgan va hakazo hakazo, bularni sanimiz desak juda ko'p ustozlari. Endi meni o'zim shaxsan Komiljon Otaniyozov bilan bo'lgan bir uchrashuvlarda, ya'ni uyimizga kelganlarida shu narsa meni qulog'imga bir isirg'a bo'lib qolib ketgan. Uyimizga kelganlarida u kishiga tora suvi berib, ben yelkemge saçımı taşıp özümce hirgayı kılıp su aralardan birisini hirgayı kılıp indi belirip gittim ben de. O kişi taharet kılıp çıkıp Eşkin Hastanesi'de oturayım. Eşan babamız Hazandası. Eşan babamız Hazandası da menge müracaat kılar adılar. Eşan babamız var adı. Allah rahmet kılsın Şevketli Eşan baba. Şu kişi yalları geç çakırıp Komiljon ustazlarını aldı da Esullah ettiler dediler. Eşan babam bu sazandası nümer ait dursan dedi. Ayrıca suvarana ait durma dedi. Kayısı suvara bu dediler. Benim kulağımda kalıp gitti. Yekber dedi. Aaa dedi. Sende dedi. Sende bu yaksı dedi. Lakin bunu yükürtürsün gerek dedi. Perdeler üstüde kolu yurgusu için perdelerin demezsen bunu diyettiler de. Bunu yürütürsün. Bunda yap köp. Dediler. Yani hakikaten benim özüm sazende bulup, özüm kolumda tar alıp, çalıp, körgenden ki karasam ki bu usul. Bu usul. Yani striklerini bir adıgen, bir tempini uçlap duradıgen usul bu. Lekin asosi o'sha ohangni nolalarni beradigan barmoqlar bu tomonda ekan. Men shunga o'zim shu angli ravishda chalganimdan keyin shunga maktub ustozi shu gaplari behuda emas ekan.
Beni yaş baladım aslan. Bence şu yapını ayıp tembih verip gerek olsa şu ürgete yaptılar da şimdi. Eda hazır ki evlat senette yürüyen köpsü mayıtabonla ürgenedi. Ya bir tasmalardan ürgenedi, disklardan ürgenedi, internetten ürgenedi. Onlar tembih bir almadı. Ular buna kılıp ayet, tohta, bana bir de katak getirdi, bu cahilin buna kılıp ayet. Palankes'in talkininde ayet, palankes doğru ayetken diyen yapılarını yapılar mıydı onlar? Rahmetcan şu oranda bir narsa hayalim geliyordu, ota nazara ki. Yadizde bosa bir kursatuğumuzda Arif Ali Maksumov hakkında sohbetleşip, Arif Eken'e cüde yaşı hafız bugerlere, hanende bugerlere hakkında söz yurttuk. Lakin, hani şu sazende sıfatı da ko'pincha torni shunchaki bir xalif fond sifatida ushlab asosiy bularni bir butun mahoratlari ovozda o'sha ashula ijrosida bo'lganligini aytdik. Va shundan kelib chiqib ular ko'proq sozanda emas, aynan xonanda sifatida mana shu ijrochilik san'atini bir jihatini mukammal bir egallagan inson sifatida ta'riflarini beruvdik. Mana endi Komiljon aka boshqacharoq, bular endi miqyosli ham sozandalikni, ham xonandalikni avja adosiga yetkazgan odam. Sozandaligi bilan xonandaligi bir xil mushtaraklikda keladi. Ha? Mana shu sozandaligi bilan bog'liq bir jihatlari haqida nima deysiz? Mana hozir juda Rahmatjon xarakterli bir jihatlarini aytdilar. O'sha barmoqlarni aynan his qilishi, bu usul berib turishi. Ha, sozandalik haqida Komiljon Otaniyozovni sozanda sifatidagi shu fenomeni haqidagi fikringizni bilishni istardim. Alloh birovga bir iste'dod beradigan bo'lsa, u iste'dod albatta serqirra bo'ladi. Endi men shu Komiljon akaning salohiyatini, kattaligini, ulkanligini ulkan muz qoyalariga o'xshatgan bo'lardim. Qaysi ma'noda? Sovuqlik ma'nosida emas, yo'q, kishi o'ta haroratli inson bo'lganlar. Shu ma'nodagi muz qoyalarini 9 dan bir qismigina suv ustida ko'rinib turar ekan. Iceberg, aysberglar deyapsan. 9 dan 8 qismi yerni ostida bo'ladi. Biz Komiljon Otaniyozovning ashullasini ijrosini eshitsak, ayniqsa omma eshitsa, uni faqat 9 dan 1 bamisol, endi xudo biladi, 9 dan 1 mi, 10 dan 1 mi? Onu seni his kıladı, maza kıladı. Uyağı kereki yok. Lekin mutakassis bu sen, şunun koçası gekirsen, şu kasbın nuanı niye mahcup bu sen? Rahmetcan de sazanda bu mahcup bu sen. Artık atacanıp de hafız sazanda bu mahcup bu sen. Onu cüda köp katlamlara gekiriş gerek. Cüda, onu tuy tagi tubu yok. Onu örgensen, yana örgene uğrasan, örgene uğrasan, örgene uğrasan, örgene uğrasan. Yana bir narsa, mana shu maktab dediniz, urf odat dedik. Shu maktab urf odat yangilanish bilan obod. Bugun ikkinchi Komiljon bo'lsa, uni bizga qiziqi yo'q. Chunki birinchi Komiljon bor. Uni Rahmatjon chiqishi kerak. Ortiq Otajonov chiqishi kerak. Otajon xudo shukurib chiqdi. Mana Bobomurod Hamdamov chiqdi. Mana ko'rdingizmi? Bu yoqda hali mana kecha yosh bolalarni ko'rdingiz, 9 yashar. Mam de hali bola buni nima qilib tor chalib, torni pirlatib chalib o'tiribdi-da. Nima deysiz bunga? Keyin hamma narsa bizni o'rganganmiz. O'sha odat, bu ham yomon odatlar juda ko'p bo'ladi. Masalan, biz torni Ozarbayjon bilan bog'laymiz. Ya, toba qildim. Ozarbayjondanmi tor? O'shaning uchun meni ma'ruzamning asosiy mavzusi shu bo'ldiki, birinchidan Xorazmda urvob deyiladi. Manbalarni chalib bugun ha, ikki kallali rubob deyiladi. Nimada? Rubob degani ikki kallali. Rubob degani bu quruq mavj degani. Chunki teri qoplanadi, yubqa teri. U qizgandan keyin xuddi doirani qizdirgandan keyin tovush jarangli bo'ladi. Xuddi eho bergandek bo'ladi. Bilasizmi? Shuning uchun quruq tovush deydi. Mana bugun o'qib berdim. Darvish Aliyning risolasida Xorazm deydi, Rubobni vatani deydi. Xorazmdan chiqqan bu deydi. Xorazmliklar buni rasm qilgan deydi. Men emas, men Xorazmlik emas. Buxorolik buyuk musiqashunos aytib turibdi buni. 16-16 asrning 2-chi yarmida, 17-chi asrning nimasida boshlangan. Xorazm shohlar davrida deydi. Falon bo'ldi deb.
Azerbaycan'da bu başka namları bugün onu. Bro onu rubab degen, bro onu kobuz degen, Araplar rabab dedi. Falancı kobuz degen, umma çalga asbabı degen. Kurdunuz bu, başka namı şudurgu degenler, Moğol tılıda şudurgu, Navaya sallarda şudurgu deyildi. Aynen şu rubab bu özgünüz. Şudurgu. Bana şu sazda Kamil Caneke nihayette kemal kesip ettiler. Bana Rahmetcan, Ali Gepler izleyim ettiniz. Mana endi o'sha maktabni yangilanish bilan bog'liq masalaga o'tsak. Maktabni yangilash degani mana Komiljon og'a xo'p sozandalikda, xonandalikda ayni paytda matnga munosabatda ham o'ziga xos bir yangiliklarni joriy qildi. Juda hayron qolasizki, Komiljon og'a nihoyatda nuqtadorlik bilan, nihoyatda hassoslik bilan matnga yondashadi. Komiljon og'aning matnlari hammasi yuksak matnlar. Bu Navoiy bo'ladimi, bu Mashrab bo'ladimi, Ogahiy bo'ladimi? Nihoyatda yuksak matnlar. Mana shu matnga yondashishdagi bir alohida xususiyatini nimalarda ko'rasiz? Endi men Komiljon otani yozibmi, yozib qoldirgan she'rlarini to'pladim. Bevosita mana shu Mashrab Bobo Rahim Mashrabga qilgan muhammaslarini o'zi 50-60 ta oshib keladi. Hali o'zlarini yozgan, boshqa shoirlarga qilgan, Navoiyga qilgan yoki o'zlarini otalariga, Niyoziyga qilgan nimalaridan, Charxiyga qilgan muhammaslaridan tashqari Mashrabga qilgan muhammaslarini o'zi 60 ta oshib ketadi. Endi bu degan so'z qaysiki ma'noda agar bir shoirga bir muhammas qilmoqchi bo'lsangiz hech bo'lmaganda o'sha shoirni lug'at boyligini o'rganmoq kerak. Albatta. Shunga yarasha muhammas qilish uchun. Endi mana Komiljon Otaniyozovdan men ko'p aytib turaman. Mashrabni bir g'azaliga qilgan muhammaslarini bo'libsan sohibi sardorisan oliy makonliqni surarsan g'ayri birlan ishrati zavqi sapoliqni ajab hayron erulman ko'nglima solding xapoliqni kelay dilbar bayon aylay sanga bir bir judoliqni kishoyat rahmetib solg'ay o'zingga oshnoliqni xuddi Mashrabni o'zining ichidan chiqib kelayotganday keltirganlar. Endi bu Muhammad. Muhammad. Endi hali lug'at. Muhammadjon, shu yerda bir uzr, gapingizni bo'ldim, fikringiz nimada tursin. Shu bo'lishlik uchun bu Mashrab bilan bo'ylanish-ku bu. Bo'ylanish. Mashrab bilan bo'ylanish bu, aka. Lekin yo'q, Mashrab desa-ku peshonalarini yerga qo'yib oyoqini o'padi. Kamiljon biladi Mashrabni kim ekanligini. Lekin bo'ylanish, bunday g'ururlanish emas. Onu beni yengemen, ondan ötkezemen, bundan kaldıramam, bunu aldıramam degen mez. Boylanış, şuna havas. Keçeleri uklamasından şunu. Şair buluşluk için eski payette etkenler 100,000 bayt yat buluş gerektiydi. O sizin şair olganını bilmiyor kalasan dedi. Ha onu kança baytlarını ayta verip, onu mutala kıla verip, uzur gapi izi buldum, yakşı acayip fikir kılıyor. Özlerini bir kılgen muhammasları var. Bu biz kitapta tercümeyi hal, üçüncü tercümeyi hal deyip kirittik. Yani birinci tercümeyi halları var, ikinci tercümeyi halları hali ustazlarını tarifleyip gitken rahmetnama degen şiirlerini kirittik. Üçüncü tercümeyi hal deyip aynen ben Meraşu Muhammaslarını kirittim. O'zlari haqida go'yo yozganlarda o'zlarini boshidan o'tkazgan kechinmalari. Endi bu yerda shunaqangi lug'atni mukammal bilganliklari, shundan so'z o'yinlari, so'z boyliklari yaqqol ko'rsatib turibdi. Mana shu muhammaslarida. Bu bunaqada boshlanadi. Sarosar xasta dilning maqchabin xustori bo'lg'aymo. Tutarga mecruh ilgin nazanin desyarı bulgaymu. Namuna işk ilide men kebi efkarı bulgaymu. Nahani razı dilini sendinem esrarı bulgaymu. Perizat yarı bulgaymu. Şeker güftarı bulgaymu. Da başta geller. Şimdi bana şu muhammasını ahırı da bir çırhaylı
bir tarif berib ketganlarki, ham o'zlariga, ham ishq olamiga, ham Allohga bo'lgan tarif, chiroyli tarif berganlar. Mani qildi jahonda talimni mardumi g'ofil. Nega men qoyil olmay? Bu sharaf tur men uchun nozil. Musharraf tur hamma maqsudiga fazli bilan fozil. Xarobot aqlini sodiq sariri sarvari kamil. Dilida sendin o'zga ham aziz xushyori bo'lgan bu deganlar. Endi bu lug'atni bilmagan odam bunaqa yozishi mumkin emas. Men kuyunib-kuyunib nafaqat gapiraman. Do'stim, bu bütün tasavvuf falsafasını biliş, şeriatı oşa kadim ildizlerden bilip gelip oşa aruz var mı, türlü badii sanatlar var mı, hammasını mükemmel egallagandan keyin gene buna kadar seviye, buna kadar derecege kurtarılır. Hakikaten. Oy he, hazır gel. Şuradaki, şurada bir dilimge bir narsa geldi. Endi oşa aytgan fikrinizni dalili sıfatıda, şunu devamı, an-analar yangilanib tursagina obod bo'ladi. Go'zal bir muhtasham bog' bo'lsa ham o'sha daraxtlari qariydi-ku. Chop tashlanadi, yonidan nihol chiqadi, yo yangitdan ekadilar, nimasi. Bu degan narsa shu go'zal bog' yashaydi, yangilanib tursa. Komiljon aka ham yetimlikda o'sgan, lekin shuncha qiyinchilik boshqalar bir tomoni, baribir kitobga mehr bolalikdan kuchli bo'lgan ekan-da, o'sha sheriyatga oshnolik, shu dunyoga kirish, shundan doimiy oziqlanish keyinchalik o'zini ham fikrini shunchalik yuksalishiga olib kelgan va vaqti kelib hali 35larga borib, ayni balog'at paytida bilim yurtiga borib o'qishlarini qarang. Nimaga? Nimaga kerak edi? Vaholanki shuncha ustoz ko'rib, shuncha kitob ko'rib, otasidan boshqa zamonasini eng buyuk bir xonandayu hofizlaridan, sozandalaridan maktab ko'rgan odam shu bilim yurtiga kelishiga nima zarurat bor edi? Zaruratki o'sha ilmga chanqoqlik, yo'g'ini to'ldirish. Albatta. Qarang, vaholanki o'sha davrda qarang, ota nazar aka, shura davri bizning mumtoz adabiyotimizga munosabat nihoyatda bir tomonlama. Boy feodal haligi diniy klerikal deb inkor etib tashlagan, hamma narsani dunyoviylikka olib kelgan, u yerda salgina bir xudo so'zi bo'lsa yoki birorta bir diniy bir ohang bo'lsa darrov uni inkor etib turgan paytda, qarang anaqani Komiljon og'ani, Komiljon otani yozib o'shalarga tatabbu qilib barobar darajada yozganki va o'sha barobar yozgan satrlarini hammasida aynan bir Allohga munojatlar, aynan tasavvufiy ohanglar, ilohiy ohanglar ufurib turibdi-da. Bu hayrat, faqat hayrat uyg'otadi. Ijozat bering, ozgina qo'shib ketishga eslab. Mana aytganida aytdilarki, nima? Fazli bilan komil deydi. Fazli namangoni bu. O'sha nimani xonni eng Qo'qon xonini eng zabardast shoiri bo'lgan. Komil tazkirat shuoralar. A komil o'zimizni komil Xorazmiy. Bular Xorazm bilan Qo'qon o'rtasida u ma'noda emas. Yaxshi ma'noda so'z o'yinlari bo'lgan bir-biriga. Masalan Fazli bilan Komilni ulardan ham o'tib ketaveradi. Bu o'tdim degani ular ko'kragiga urmagan hech qachon. Inkor qilmagan birovni. Lekin hazil qilib, o'shani o'tdimi, o'xshidimi, masalan bir-biriga muhammas qilib, balonlar qilib, buyonlar qilib, bu ham o'sha ijodni, nima deydi, ijodni yurgizadigan, ijodni ehtiyojini orttiradigan bir fikrlar. Keyin musiqa so'zga ta'sir beradimi, so'z musiqaga ta'sir beradimi? Bular ikkalasi egizak. Qaysi biri bularni ta'sir berishi, qaysi biri ota, qaysi biri ona ekanligini hech kim bilmaydi. Xudodan boshqa. Qo'shliq. Qo'shliq. Ikkalasi bir. Qonun, umumiy qonuniyatlari bir. Yevropa musiqasimi u, Xitoy musiqasimi, umumiy qonuniyati musiqani, tabiat qonunlari hamma joyda bir xil-ku. Bu ham bir xil. Mana shularni hammasini endi qaydir ma'noda bir mahrajga keltirib, Rahmajon, Komiljon Otaniyozovni bir abadiyati haqida mavzuga bo'lsak-da fikrimizda. Biz hozir aytayotgan matn bilan bog'liq jihatlari, xonandalik va sozandaliklari bilan bog'liq jihatlari abadiyatini ayni bir belgilari.
Ve yine bir ebediyeti var ki bunların o şey sanatki insani münasebetleri. Aynı peyitte sanatını bir insanların hizmetine koyabilişler. Bir ahlaki cihetleri, insani cihetleri. Bana halkımızda onlap, yüzlap rivayetler yürüdü Kamilcan Ağa ile bağlı. Bu rivayetlerin hepsini teyidi Kamilcan Ağa'nı bir temsal sıfatıdaki bir obruzu şun diye şekillenip geldi ki o adamını bir fakat farişte kıyafaları dekorasız da. Doğru mu? Doğru. Bana uziz yazgın kança bir o şey bir vakiyi bir hadiseler var. Şu İstanbul'daki haliki tar bilen bağlı vakiy. Biz sizden şunu uziz Cahan Edebiyatı Jurnalı'nı 13. yıldaki 7. sonunda ilan kılıyoruz. Doğru. Hani şu bir vakiy şu vakiyini bir esen. Şimdi onge okşayan cüde köp vakiyeler şimdi verde hali Türk barı magaziller gekirip bir yanda bir asbab satadigen magazin gekirip dükkan gekirip bu tarını nima kılıp durup çalıp görsatıp karım bu tar satıladı mı? Kaçak'a satası yok. Bu satılmadı. Onun ilgesi var. Bu ilgesini kütü yaptı. Degen de Türk. Satayım da kaça yakıştırarak yani kaça deseniz veremem. Degen de yok bunu ilgesi kim hakem bunu. Şu Kamucan Atanazov degen adam var. Karazimli Özbekistan'da. Şu bunu ilgesi. Şunu kütü yaptı bu. Ben özüm Türklerini hani düşümde bir bülbül gördüm. Ürküp gelmiş gülzarından. Kaysı bağın bülbülüdür. Kaysı bahçanın arından degen. Eşullahsını Barsam derya kenarından ayra düştüm yarımdan diyen cayların Türklerini özülerini yıkla gelirlerini ben görüyorum ben. Ben şu Eşullah Kamucu Atenacı ötük etken şu Eşullahlarını koyup yıkla gelirlerini ben özüm yuvağıma Türklerini. Demek bu Türkiye'de güde bir yakış görüşerek geldiler bu kişinin tarçalışını başkasını. Şimdi bu ben gözüm bile görmeyken ben bana iskenim şu barıp Türkiye'de boşa tarını şu Kamucu Atenazı ben bulama de durup barıp şu tarını alıp ki ya degen nübeler bağır. O kişinin bir iki tarımı bir neçe tarlar bu. O kişiye hatta matkirim hafızlı özü Baku'ya barıp iki de tar alıp gelip bir de tarını belgeller koluge ikinci tarını oğulları bölgende Matkirim Kapısı Karigen Oktay'da bir oğul görgeller. Şu oğuluge Abdurrahim de Rahimcan da ad kol gayıl koy geldiler. Şunda şu toyda Kamucan Atanazov hizmet kılgan Şirazı atalarım boğan hacıgan hemen bölgen. O şey toyda hemen güvaklıkında ben indi karıp kaldım. Bana bu hurcun, bana bu kumgan, bana bu Türkmen gilemi. Dev şulağın yanında bana şu tarım özümlü. İkinci tar bunu Hasan'ı Kamulcan'da, Hüseyin'i bana kolumda dedi. Bu niye ben şu Kamulcan geç savuğa kılaman dev. Adamlarını güvaklıkı da toyu da. Ama çıkan pullarını merkezi muhafizge bir yerlerden ki indi toydan ben nima kılıp Kamulcan'la köngülünü alsam bularak yani. Dep durup adamlarının arasında o kişiye dua verip özü duanı halkını güvaklı gidi al geldiler kadımda. Bize de patiye dedi. Patiye'ni halkını güvaklı gidi. Halk yıkılgen cahide patiye al geldiler. Matkirim hafızdan o şey günü Matkirim hafızını ferzantini sünnet doyunda Kamucan Atanazov dua al geldiler. Yani kurcun hazırlam saklantır. Tu kurcun var, kumhanam var, tutman giren çeşem var. Gilemeyem o tarını absürt tap almadı. Tar kimli koruda kalıp gitken bittesi Cumala Hafız degenli nivarelerini koruda tuttu degen. Birinci tar. Şu Matkirim Hafız bergen tar. Şimdi bu edebiyat noktayı nazardan aladigan bolsak bu kişi Özbekistan'da diğerli hemme vilayetler gel. Hem Semerkant, Surkandarya, Vadi, Endican, Namangan, bu Kaşkadarya, Harizm, Karakalpak, hem mesela etep, Cizzak'ı etep,
şiirle yazıp kaldırgan geldi. Ben bana şu kitabını çap ettiriş vaktinde şunu toplayayım andım, şunda güvah buldum. Hemme vilayetlerge bir me bir etep şiir yazgana geldi. Her kaysının özünü tarifini kılıp. Ve şu vilayetlerge bariyende koluya saz alıp tar uçlap, şu vilayetge bariyende etgene geldi. İcra kılıp belgene geldi. Ondan taşkarı gazalları, ondan taşkarı yesin Türkiye, Balgariyalarge barıp, davalengen vaktinde kurortlarge barıp, yazgen şiirleri, hemmesini yıl meyil tegide çizlolarını hem koyup, künlerini hem bilgilep yazıp kaldır yine geldi. Şey. Bugün Kamilcan Ataniye Hazretleri'nin sabahları degende ne mene düşünemiz? Bugün Kamilcan Ataniye Hazretleri'nin biz organişimiz gereği bugün, bana bu ispil etken, avlat üçün bir dastur bulurken ne bir cihetlerini koresin? Şimdi o kişinin sabahları deyende, gelecek evladı için o kişinin ben bilemem bir iki armağanları yüreğine kalıp gitken. Armağanları. Şu armağanını ben en kince şagird sıfatı da bana vadeyen birdim. Yurtbaşımız gelgen vakları da şurada Şevket Muramanışke vade birdim. Kuda kalasa o kişinin armağanlarından birisi bana şu kitapları hadi. Öz devirleri de çap ettir almaya geldiler. Ne özlerinin kitabını, özlerinin şiirlerini çıkar alma geldiler. Ne bir atalarını, Niyazi babanın şiirlerini çıkar al geldiler o kişi. Bana Niyazi babanın şiirleri hem çıktı, Kudaya şükür. Kamucan Ataniyazop'un şiirleri hem çap edildi. Şimdi o kişi enevi icraçılıkta şu yaşlar sabah aslında konservatoryada okup yürüyen devirlere de şunu o kişi erman kılıyor. Ana bu ermallar yem uçaldı. Bu ermallar yem bana doğam kılık kere yaptı. Bana makam bir selabetli, selabetli. Şu ustazlarga layık şakirtler yetişip çıkıyor yaptı şöyle. Bizim şu makamlarımızı, mümtaz müzikalarımızı doğam kıldıra diyen yaşlar yetişip çıkıyor yaptı şöyle. Şimdi bu narsa kollejler yem. Ötken. Kollejler diyem ana icra çekildiler. Bu narsa müzika mektepleri yem ötken. Şimdi müzik mektepleri de lügat şularga koşumça ders sıfatı da lügat derslikini cari kılınca yakışı bular hadi. Şu balalarda hiç muayyende bir yıl içinde yüzde lügat sözü örgeller diyen olsa şundan hiç muayyende törttesi kulağı da kalıp gider. Törttesi kalıp gider balanın kulağı da şu. Bizi yutkumuz şu törttesi kalıp gitse. Yani bir narsa şu yerde Rahmetcan özünüz ders vergensiz, benim umurum şu konservatoryada okutuculuk bilen ötken, ballarda hala konservatoryada Kamilcan Ataniyazov degen tema Özbek müzikasında ötülmüydü. Ben acı... Tar sınıfına vasit gerek. Endi, bilas mı? Ağar rıbap sınıfı var, Kaşkar rıbap sınıfı var. Lekin tar sınıfı yok. Ben şu hatalarımızı düzeltediğim vaktimiz geldi. Bana hazır Kamilcan Ataniyazov hakkında sohbetleşip, bir vasıta uzatını, icadi mirasları hakkında sohbetleşip, sekin armalları meselesi ki öttüğü, bugünkü musika sanatımız, onu okutuş bilen bağlı meseleler, dalzer meseleler hem bir payda buldu ki, bana şu Kamilcan Ataniyazov'un sabahlarından biri, aynen Kamilcan yok hakkında öyle. Şu mektepten aladigen nersin ve keliyetken avlatını kalbige, ongige sindiredigen narsaların ne meykerliğini anık konturları bilinedir de Rahmetcan. Ben öyleyim ki hazır biz Kamilcan Ataniyazov bilen bağlı bir neçe cihatlarını yine hala cüz'i bir cihatlarını yine açken diye böyledik. Hali Kamilcan Ataniyazov bir umman ki bu ummandan bir sporgenin sarı tuymaysan ihtiyaç size uğrasan ve o tolup taşıp yine aldığında payda bulup duru uğradı. Ben demek istemem ki Kamilcan Ataniyazov'un bana şu kullarda yüz yıllığını nişanlarken biz o bizge hala etkenim değil tarih sıfatı diyemez. Aynı zamandaş bulup bugünkü kullarımızga hamkadem bulup bizni hatarlarımızda yürgen diye bizge nedir bir sabahlarını verip turgen diye murabbi diye bulup hayalimde gövdeleniyor. İlahi bana şu keyfiyet berdavam bo'lsin-u
Bugünkü avlatlarımız minnetdarlık bilen birge Kamilcan Ataniyazov'un sabahlarını hem örgənib bu mektepke sadakatini saklasın. Şunda yine bizi milli kadriyetlerimiz, milli sanatımızın bir berdavamlığı payda buladık. Bana şu berdavamlık ahanları da bugünkü sohbetimizde yakın yasasak. Öyleyim ben ki biz hali yine sohbetlerimizi devam ettiremiz. Hazır çeseler bilen hayırlaşıp kalemiz. Salamet böyleyler.